Dostlar selamlar hepinize. Evet, başımız sağ olsun, bugün büyük bir felaketle başladık güne. 10 ilimizin etkilendiği büyük bir afetle karşı karşıya ülkemiz. Bu dönemde artık birlik beraberlik zamanı ve dua zamanı, inşallah kısa sürede atlatırız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim şu anda deprem bölgesinde bulunan, enkaz altında olan, dışarıda olan herkese yardım etsin, sabırlar versin. Milletimiz için zor bir zaman, devletimiz için, toplumumuz için, halkımız için zor bir zaman. Yani inşallah kısa zamanda atlatırız arkadaşlar. Bu zor günde az da olsa biz de birkaç borsa haberi vermek istiyorum sizlere. Evet, Borsa İstanbul 20 milyar liralık bir hacime sahipti bugün. Ve çeşitli tedbirler sayesinde 1.35 düşüşle 4.930 puandan kapattı. Aygaz arkadaşlar, Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birisinin özel durum açıklaması var kapa bildirilen. İş ortaklığına ilişkin sermaye arttırımı. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Sermayesinde %50 paya sahip olduğumuz Bangladeş'te kurulu iş ortaklığımız United LP LPG Limited'in sermayesinin 3 milyar 260 milyon Bangladeş takasından 4 milyar 500 milyon Bangladeş takasına yükseltilmesine karar verilmiş olup yönetim kurulumuz tarafından söz konusu 1 milyar 240 milyon Bangladeş takası, yani 12 milyon Amerikan doları sermaye arttırımına payımız oranında iştirak edilerek 620 milyon Bangladeş takası, yaklaşık 6 milyon dolar şirketimizce 31 Mart 2023 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir diyor Aygaz arkadaşlar. Aksi bir durum olduğu takdirde tekrar kamuya aydınlatma platformuna bildireceğini söylüyor. Evet, Bangladeş'teki büyük şirketini 6 milyon dolarlık %50'lik oranında hak sahibi olduğu şirketin sermaye arttırımına iştirak ediyor Aygaz. Toplam sermaye arttırımı ise 12 milyon dolar. Evet dostlar, hemen Aygaz'ın bugünkü performansına bir bakalım. Evet, Aygaz bugün endeks üstü bir gelir kaybetmiş. 2.81 ile negatifte, 81 ile 15 kuruşta. 5 günlük durumda da 7.68'lik kaybı vardı. Varmış. Son bir ayda ise 1.04'lük kayıp yaşamış Aygaz. Evet dostlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Şu an zaman, birlik zamanı. Bütün yaralılara tekrar acil şifalar. Şehit olanlara, yani depremde ölenler, Allah'ın izniyle büyük bir ihtimalle şehittir. Hepsine de Allah artık merhametiyle yargılasın diyoruz. Hepinize bol bol kazançlar ve en önemlisi bol bol sıhhatli günler.